Günaydın. Videonun ses sistemi zaten biraz problemliydi. Şimdi benim de ses sistemim problemli. Dolayısıyla çok uzun bir video olmayacak. Hemen üzerinden gidelim. Zaten sene sonu olması nedeniyle çok gösterge hareketlerde olduğunu düşünmüyorum. S&P tarafına baktığımızda daha önceki görüşlerimde bir değişiklik yok. Şu seviyeleri aşmadan önce long gitmeye gerek görmüyorum. Şu anda yön açısından baktığımızda net bir yön olmadığını görüyoruz. 50 günlük, 200 günlüğü yukarıya doğru kesti. Ama yukarı hareketin momentumunun zayıfladığı da net bir şekilde belli oluyor. Uzun vadeli trend çizgisinin şu üst kanalının da altındayız. Dolayısıyla minimum bir şu gördüğümüz 2100'leri geçmesi lazım ki biraz daha momentum kazandığından bahsedebilelim endekslerin. Kısa vadede de çok önemli bir beklenti olmamasından dolayı biraz daha takip etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Yani long gidilebilir ama net bir teyit gelmeden long gitmenin çok önemli bir getirisi olmayacak. Şurada Nasdaq tarafından da baktığımızda 5200'lerin üzerine atacak bir hareket çok daha güvenli bir giriş hareketi olacaktır. Bugüne baktığımızda pek çok veri akışı var. Erken açıklanan personal spending var. Ama zannediyorum PCE tarafı bundan sonrası için trendi göstermesi aslında önemli olacak. Yoksa Fed kararını verdi zaten ve dayanıklı mal siparişleri gibi ekonominin büyümesi, dördüncü çeyreğin büyümesi açısından işaret verecek olan endeksler takip edilecektir. Pariteler tarafında Euro'ya hemen bir göz atarsak önemli bir kırılma hareketinin olmadığını görüyoruz. Şurada 18.30'un altına pardon 1.08.30'un altında bir kayma oldu ama kapanış 1.08.26-30 civarında oldu. Dolayısıyla destekten bir tepki yükselişi geldiğini görüyoruz. Bu tarafta 1.08.30'un altında bir kapanış olmadığı sürece bence yukarıya doğru tepkinin sürmesi olası. Dolayısıyla şu an için şuradan da bakabiliriz, biraz daha yukarıdan da bakabiliriz. Short gitmek bence erken. Ya 1.08.30'un kırılmasını bekleyelim veya 1.11'lere doğru tepkinin biraz daha yükselmesini bekleyebiliriz. Pazartesi günü 2016 için Euro beklentimi açıkladım. Çok büyük bir değişiklik yok ama yeni bir trende girmek için şu seviyenin, şu dibin kırıldığını görmemiz ki aslında biraz daha aşağı alabiliriz. Yani 1.08'leri bile söyleyebiliriz. Kırılmasıyla beraber girmek daha doğru olacaktır. Burada önemli bir destekte olan diğer bir para birimi de aslında pound. Şunu biraz daha sıkılaştırabilirsek görüyorsunuz. Dolara karşı pound'da da satışlar geldi. 2013'te çift dip yaptı ve sonra büyük bir rally yaptı. Dibe tekrar gelmiş durumdayız. Burasının kırılması çok iyi olmayacaktır. Tabii Bank of England'dan gelen faiz arttırmamak için ayak diriyor olmaları pound karşısında, dolar karşısında baskı yaratan bir gelişme. Ama bu seviyelerin yani kaçtan bahsediyoruz? 1.48 40'ların kırılması yeniden şu eski diplerin yani 46 45 70'lere doğru hareketin devamı anlamına gelecektir. Şu anda baktığımızda zaten tipik bir alçalan tepeler görüyoruz. Yine alçalan dipler söz konusu. Dolayısıyla buradan eğer bir tepki gelirse bile bu tepkinin nerelerde kesildiğine bakarak bir short fırsatı olabilir. Eğer ki şurada gördüğümüz tepenin üzerine çıkarak standart teknik analizde bir kuvvetlenme işareti vermezse dolayısıyla şu anda takip etmemiz gereken seviyeler şurada gördüğümüz aşağı yukarı 1.48-30'lara varan seviyeler. Altın tarafında da söyleyecek çok fazla bir şey yok ama gümüşün yeni bir dip yaptıktan sonra toparlama içinde olduğunu görüyoruz. Çok kuvvetli bir resim yok. Bence ana resim de değişmiş değil. Hatta işte Azerbaycan, Kazakistan'daki gelişmelere bakarsak ben petrol üreticisi bazı ülkelerin eğer petrol fiyatlarında hızlı bir toparlanma olmazsa birazdan bakacağız. Altın rezervlerinden biraz satmak zorunda kalacaklarını bile düşünüyorum. Ama şu an için baktığımızda burada da biraz daha yukarı seviyeler
Şuralarda gördüğümüz 1100'ler, 1093 seviyeleri vesaire hedeflenebilecek yukarı hareketler olabilir. Şunu unutmamak lazım. Yıl boyunca taşınan short pozisyonlar sene sonu işte primler alınacak, karlar gösterilecek, yatırımcılara hesap verilecek. Dolayısıyla short covering rally'ler görebiliriz. Aşırı bir anlam yüklememek gerektiğini düşünüyorum. Hala burada beklentim 1000'in altına doğru bir hareket olduktan sonra dibin yaşanması. Ama kısa vadede yukarıya doğru bir hareket olamaz mı? Kesinlikle olabilir. Gümüş değer öncülük ederse bunun sağlıklı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, buradan yeni bir yukarı trendin başlayacağını henüz düşünmüyorum. 1000'in altı biraz daha makul gibi geliyor bana. Şurada WTI Brent spread'ini görüyorsunuz. Uzun bir süre sonra nihayetinde bunun sıfırlandığını gördük. Aslında uzun vadeli baktığımızda daha net bir resim karşımıza çıkabilir. Şunu line grafik olarak bakarsak ortalamaya geri döndü diyebiliriz. Yani önceki yıllarda ağırlıklı olarak WTI lehine hareket eden ama çok da kopup giden bir spread değil. Yani gördüğünüz üzere maksimumda 5 civarı, minimumda da işte sıfırlar civarında dolaşan bir spread var. Ara ara eksi 10'lara gidiyor ama bunların sapma olduğunu o dönem 2011'e kadar bilen bir piyasa söz konusuydu. Daha sonra 2011'lerde Brent lehine aşırıya giden 28'lere kadar giren bir spread oldu. Sabahki mailimde ve o tarihlerde paylaşmıştım bunun nedenlerini. Ama zaman içinde hem OPEC'teki gelişmeler hem Amerika'nın üretimi açısından baktığımızda hem de en son gelişme Amerika'nın ihracat yasağını kaldırmasıyla spread'in artık sıfırlandığını görüyoruz. Eğer tabii burada çok varsayım var ama sabah paylaştığım gibi eğer enerji ajansının beklentisi doğru çıkar, yani önümüzdeki sene Ekim ayına kadar Amerika'daki üretimin günlük 8,5 milyon varile düşmesini bekliyorlar. Bu seneki en yüksek seviye 9,6 milyon varildi. Şu anda 9,18 milyon varil civarında yatay seyrediyor son birkaç ayda. Dolayısıyla 8,5 milyon varile giderse ve OPEC tarafında da bir kısıntı görmezsek spread'in yine eskiden olduğu gibi sıfırla beşli seviyeler arasında bir yere oturmasını bekleyebiliriz. Tabii burada çok fazla eğer kelimesini kullandım. Dolayısıyla çok net bir şey de söylemek mümkün değil ama şuradan gelen momentumun yukarıya doğru biraz daha devamı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Kısa vadede fiyatlara baktığımızda devamlı söylüyorum, bence dip yapma çabası içinde ama bu 34'lü 33'lü seviyeleri görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Önce başka birisinin dönüp almasını tercih ederim. Şu anda da şurada gördüğümüz 39,5'lu seviyeler geçilmeden önce hızlı bir alış yapmak bence mantıksız olur. Şuradaki birkaç günde hareket daraldığını, marjın ufaldığını, bakın şurada çok daha geniş çubuklar görüyoruz. Çok daha dar çubuklarda artık fiyat uzlaşması oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar ufak minik dönüş işaretleri olabilir ama temkinli davranmakta fayda var. Hala üretimde ciddi bir fazlalık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 34 civarı bir seviyenin görülmesi de söz konusu olabilir. Herkese iyi günler diliyorum.